İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beşiktaş'taki Nusret isimli restorana silahlı saldırı düzenleyen 5 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Restorana saldırı talimatını firari organize suç örgütü liderleri Barış Boyun ve Volkan Rençber'in verdiği de belirlendi. Nusret'i kurşun yağmuruna tutmuşlardı. O saldırının altından da Barış Boyun çıktı. Beşiktaş Etiler'de Nusret Gökçe'ye ait Nusret isimli restorana iki farklı tarihte motosikletli saldırganlar tarafından yapılan silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıyı düzenleyen 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Adreslerde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, çelik yelek ve kar maskesi ele geçirildi. Saldırıyı yurt dışında bulunan ve firari olarak aranan organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un yine yurt dışında firari suç örgütü Volkan Rençber'e yaptırdığı belirlendi. Belçika'daki PKK provokasyonları Almanya'ya da sıçradı. Avrupa'nın muhtelif yerlerinde bu tarz eylemler için teröristler harekete geçmiş durumda. Hannover onlardan biri. Türk Başkonsolosluğu'nun giriş kapısına saldırı düzenlendi. Teröristler Alman güvenlik güçleri gelmeden olay yerinden kaçtılar. Dışişleri Bakanlığı da olaylarla ilgili Almanya'yı uyardı. PKK terör örgütü Avrupa'da provokasyonlarına devam ediyor. Belçika'dan sonra bu kez Almanya'da aynı oyun sergilendi. Teröristlerin hedefinde Hannover'deki Türk Büyükelçiliği vardı. Bir grup PKK'lı akşam saatlerinde başkonsolosluğun önünde toplandı, binaya taş ve sopalarla saldırdı. Saldırı uzun süre devam etti. Teröristler binaya zarar vermeye çalıştı. Daha sonra polis müdahalesi olmadan kaçarak izlerini kaybettirdi. Türk Dışişleri Bakanlığı saldırının hemen ardından Alman yetkililerle temasa geçti. Bakanlık konuya ilişkin bir de yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Alman makamlarına Avrupa'daki Türk toplumunu tahrik amaçlı eylemlere müsaade etmemeleri gerektiği aktarılmıştır denildi. Dışişleri, terör örgütü destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesi uyarısında bulundu. Alman makamları saldırganların bir an önce adalet önüne getirilmesi konusunda uyarıldı. 31 Mart yerel seçimleri için bir ittifak sağlayamadı Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti. Şimdilerde yeniden Balıkesir tartışması var aralarında. Özgür Özel İyi Parti'nin Balıkesir'de kendilerine borcu olduğunu bir kez daha söyledi. Daha öncesinde bir jest beklediklerini ifade etmişti Balıkesir için. Fakat öyle bir durum olmadı tabii. Verilen sözler unutuldu diyor Özgür Özel ve İyi Parti lideri Meral Akşener'e de yüklendi. Geçtiğimiz gün, daha doğrusu dün, biliyorsunuz ki vicdan ittifakı vurgusu yapmıştı. Şimdi de o vicdan meselesi üzerinden yürüdü. Sende olmayan vicdan İyi Parti'nin iyi insanlarında var sözleriyle yüklendi Meral Akşener'e. Yüz yüze bakıyoruz. Dün methettiklerinize bugün nasıl küfrediyorsunuz? Balıkesir'de sandıkta vicdan ittifakı olacak sözleriyle çıkışmıştı. İyi Parti lideri Meral Akşener'e sert sözlerle yüklendi. Sende olmayan vicdan, sende olmayan insaf İyi Parti'nin iyi insanlarında var. CHP lideri Özgür Özel Balıkesir turunun son durağı Bandırma'da konuştu. İyi Parti'ye ittifak eleştirilerini sürdürdü. Şu ana kadar o kadar uğraştık. Gittik konuştuk, ayrıca konuştuk, Ahmet için özel konuştuk, özel telefonlaştık ama o gün verilen sözler unutuldu. 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin fedakarlık yaptığını hatırlatan Özel, İyi Parti'nin Balıkesir'de kendilerine borçlu olduğunu vurguladı. Akşener'i vicdansızlıkla suçladı. Birileri şimdi ona yıllar önce söylemiş olduğu borcunu ödemek yerine tavır takınıyorlarsa vallahi... Sende olmayan vicdan, sende olmayan insaf İyi Parti'nin iyi insanlarında var. Balıkesir adayı Ahmet Akın'ın İyi Partililerin de adayı olduğunu söyledi. Onlardan da oy istedi. Hepsinden de vallahi de oy istiyorum, billahi de oy istiyorum.